Geçen videoda pazar fiyatı 45 kuruş olduğunda ne kadar üretim yaparız sorusunu cevaplamıştık. Şimdi geçen videoda öğrendiğimiz mantıktan hareketle sabit maliyeti dağıtmak için mümkün olduğunca çok üretim yapmak istiyoruz. Ama marjinal maliyetin marjinal geliri geçmesine neden olacak kadar da çok üretmek istemiyoruz. Marjinal gelir bizim pazar fiyatımız. Her birim mala karşılık 45 kuruş alıyoruz. Şimdi 45 kuruşluk marjinal gelirin marjinal maliyete eşit olduğu noktaya bakalım. Gelin bunu grafik üstünde gösterelim. 45 kuruşluk marjinal gelirimiz buraya denk geliyor. Marjinal maliyetin 45 kuruşa eşit olduğu nokta burası. Bu noktayı tabloda da görebiliyoruz. Marjinal maliyetimiz ne zaman 45 kuruşa denk geliyor? 8000 litre meyve suyu ürettiğimiz zaman. Şimdi bunu ilginç kılan şey bu noktada birim başına elde ettiğimiz gelir yani marjinal gelirimiz birim başına toplam maliyetin altında kalıyor. Her birimi 45 kuruşa satıyoruz. Oysa her birim için ortalama toplam maliyet 48 kuruş. Bakın burası toplam maliyet. Yani eyvah her birimde zarar ediyoruz. Elde ettiğimiz toplam gelir daha küçük olan bu dikdörtgenin alanı diyebilirsiniz. Miktar çarpı birim başına marjinal gelir. Yani elde ettiğimiz gelir bu alan dikkatli bir şekilde tarıyorum. Elde ettiğimiz gelir bu. Maliyetlerimiz ise bu büyük dikdörtgenin alanına eşit. Yani miktar çarpı birim başına ortalama toplam maliyet. Geliri temsil eden alanı maliyeti temsil eden alandan çıkarttığımızda zararımıza ulaşıyoruz. Yani bu durumda zarar ediyoruz. 8000 birim üretip birim başına 45 kuruş gelir elde ettiğimizde zarar ediyoruz. O halde ne kadar zarar edeceğimizi bile hesaplayabiliyorken bunu yapmak mantıklı mı? 8000 birim üretiyoruz ve her birimi 45 kuruşa satıyoruz. Ve birim başına üretim ortalama 48 kuruşa mal oluyor. Tüm maliyetleri topladığımızda birim başına maliyet 48 kuruş ediyor. Dolayısıyla birim başına 3 kuruş zarardayız. Evet, birim başına 3 kuruş zarar ediyoruz. Bakın. Birimimiz litre. Çünkü portakal suyu üretiyoruz. Bunu 8000 litre ile çarptığımızda 240 lira zarar ettiğimiz sonucuna ulaşıyoruz. 8000 çarpı 3 kuruş, 24000 kuruş, o da 240 lira ediyor. Öyleyse bunu yapmamız mantıklı mı? Şöyle düşünelim. Diyelim ki böyle bir işe hiç girmedik. Yok kardeşim ben üretim üretim yapmıyorum, vazgeçtim. Diyelim. O durumda kaybımız ne olurdu? Bu sütun bizim sabit maliyetler sunumuz. Yani bu harcamanın altına zaten girmişiz. İstersek hiç portakal suyu üretmeyelim. Bu 1000 lira cebimizden çıkacak. Yani hiç üretim yapmadığımızda haftada 1000 liralık bir zararı garantilemiş oluyoruz. Bu sonuç hiç olmazsa ondan daha iyi. Belli bir üretim yapmaya başladığımızda bu zararın en azından bir kısmını telafi edebiliyoruz. Daha çok birim üreterek bu sabit maliyeti o üretime yayabiliyoruz. Peki o zaman neden daha da fazla birim üretmiyoruz ki? Neden buraya geçip mesela 9000 birim üretmiyoruz? Bakın burada marjinal maliyet birdenbire marjinal gelirin üzerine çıkıyor. Bu mantıklı bir hareket olmaz. Çünkü üretimi o seviyeye çıkartacak olursak 8000 birimin üzerinde üreteceğimiz her bir birimde zarar ederiz. 8000 birinci birimde birim başına marjinal maliyet marjinal gelirden fazla olacağından para kaybederiz. Uğradığımız zarar 240 liranın bile üzerine çıkar. Mesela eksi 250'ye ulaşır gibi gibi. Şunu demeye çalışıyorum. 8000 birimden fazla üretim yapmak mantıklı olmaz. İlerleyen videolarda daha detaylı inceleyeceğiz ama kısa dönem arz eğrisi ile uzun dönem arz eğrisi arasındaki farkı yaratan şey bu. Kısa dönemde bu sabit maliyetleri gerçekten sabit kabul edeceğiz. Dolayısıyla marjinal maliyeti eşit bir üretim yapmak mantıklı olacak. Ama uzun dönemde mesela makineler eskiyecek, çalışanların sözleşme süresi de olacak, özetle farklı bir maliyet yapısı oluşacak. Tabii ki bu başka bir videonun konusu. Ama bunların gerçekten sabit maliyetler olduğunu varsaydığımızda mümkün olduğu kadar çok üretim yapıp marjinal maliyeti marjinal gelire yani bu örnekte pazar fiyatına eşitlemek isteriz. Biz fiyat kabullenici bir firmayız. Yani hiçbir şey üretmeyip haftada 1000 lira zarar etmektense 8000 birim üretip haftada 240 lira zarar etmek bizim için gayet mantıklı bir hareket. Üretim robotları eskiyip işçi sözleşmeleri dolduktan sonra hala üretime devam etmek mantıklı olmayabilir tabi. Sürelerinin dolmasına rağmen üretime devam etmek iyi bir fikir olmayacaktır. Neden? Tabii ki zarar ettiğimiz için. Belki bu sektör iyi bir sektör değildir. Ama madem girmişiz bir kere maliyetlerin bir kısmını telafi edip hiç olmazsa 1000 liranın altında bir zarar etmek için bir süre sektörde kalmak mantıklı olabilir. Her neyse, gelecek videoda görüşmek üzere.